Tabii bu biz Büyükşehir Meclis üyesi olarak, AK Parti meclis Evet. grubumuz olarak Büyükşehir'in ilçe bağlamında başta Antakya'mız olmak üzere Hatay'ımızın 15 ilçesiyle ilgili yapılması gereken ve önerilen bütün projeleri yapılması için biz oy verdik, onay verdik. Bütçeler oluşturulması, performans programına alınması ile ilgili teklif ve önerilerimiz oldu. Kendilerini getirdiği varsa onları da biz ilaveten kabul ettik. Böylece bütün bu bahsettiğiniz projeler, 20'ye yakın proje Antakya ilçemizin ondan sonra ayağa kalkması konusunda Büyükşehir'in programa aldığı, bütçesini oluşturduğu, ihaleye çıkma konusunda her türlü hazırlıkları yaptı. Faaliyet alanları maalesef 20 tane bahsettiğiniz bir bölümünü ifade Aralarında çok ettiniz. önemli olan da var. Evet. Sebze hali gibi mesela. Sebze Evet. hali projesi çok önemli Evet bizim ve için ya. 50 milyon bedeli var. Dolayısıyla şu anda Antakya'mız için şu anda öngörülen 100 milyon lira tutarında bir iş var. Şu ana kadar 25 milyon, 26 milyon civarında ihale bedeli olan işler bazısı bitti, bazısı yapımı devam ediyor. Kimisine yeni başlandı. Ama bahsettiğiniz birim gene ihale açısından bedeli yaklaşık maliyeti gene 25 milyon olan işler iptal edildi. O bir tarafta da 50 milyon iş var. Onlar da şu anda ne olacağı belli değil sebze haliyle ilgili. Dolayısıyla yani Benim önümdeki notlara göre 100 iptal milyonluk edilmiş. bir yatırım programı var Antakya ilçemizle ilgili. Bunun 25 milyon, 26 milyon lirası başlandı, yapımı devam ediyor, süreçle ilgili devam ediyor. Ancak 25 milyon lira tutarında 20 proje rafa kalktı, iptal edildi. Bahsettiğiniz en büyük Hatay'ımızı geleceğe taşıyan, ülkemizin de ihtiyaçlarını karşılayan, çiftçimize de sahip olma konusunda önemli projelerin başında gelen sebze hali projesi ihale bedeli 50 milyon. O da şu anda akıbeti belli değil, iptal oldu. Yer problemi var. Vaktiyle yerin uygun olmadığını söylemiştik. O zaman dikkate almadılar. Dağın tepesine bir proje yapmak istediler. Şimdi de maliyet yüksek çıktı efendim deyip projeyi rafa kaldırdılar. Dolayısıyla vizyonsuz, önlerini göremeyen bir bakışla karşı karşıyayız. Onun için ben Antakya'mıza şu ana kadar yapılan yapımı devam eden 25-26 milyon liralık bir bedeli programda öngörülen yeri yeterli görmüyorum. Neden yeterli görmüyorum? Çünkü milletimizin alın teri vergilerle ve İller Bankası aracılığıyla her belediyeye nüfusa göre gelen vergi dilimleri var. Kaynaklarımız var. Bu kaynaklarımızdan her gelen 100 liranın ondan sonra 10 lirası hatsuya aktarılıyor. Her gelen kaynağın 30 lirası Büyükşehir'e aktarılıyor. Dolayısıyla her 100 liranın 40 lirası aktarılıyor Büyükşehir'e. Şu ana kadar Bu ben tabii Büyükşehir ilçe payları belediyelerin tabii tamamı böyle. evet ben Antakya için Tabii konuşuyorum. Antakya için konuşuyorsunuz Şu ana evet. kadar biz Büyükşehir'e 78 milyon 484 milyon 922 lira 45 kuruş hesabına yatırdık. Keza su ve kanal payı olarak hatsuya 26 milyon 164 bin 764 lira 68 kuruş 100 yatırdık. milyonu aşıyor. Evet. Keza otopark bedeli, hani trafik problemini çözme konusunda ruhsatlı binalardan eğer yeterli otopark gösterilemiyorsa Büyükşehir tarafından yapılmak üzere para tahsil ediyoruz. Ruhsat harcı olarak otopark bedeli tahsil edip Büyükşehir'in hesabına yatırıyoruz. Şu ana kadar da 4 milyon 328 bin 294 lira ödedik. Topladığımızda tam 108 milyon 977 bin 981 lira 13 kuruş. Yuvarlarsak tam 109 milyon para aktardık. Ben Antakya'mın hakkı olan 109 milyon lirayı sorarım. Sormak benim en temel görevim. Benim milletimden toplanıp da Büyükşehir'in ve Hasun'un hesabına yatan bu kaynakların yatırıma dönmesini ben bekliyorum. Bu benim en doğal hakkım. Milletim hizmet bekliyor. Programa alınan, yapılmasında fayda görülen işlere biz neden bunu yapıyorsun diye sormuyoruz. Hizmeti sormuyoruz. Yeter ki milletimizin O zaman hayrına olan hizmetler programa alındıysa sonuçlanmasını bekliyoruz. biraz Sayın Takip Başkan etmek de görevimiz. sizin Büyükşehir Meclisi'nde de bunu ilgililerin yüzüne söyledik.
neden yapmadıklarını anlatma noktasında herhangi bir cevap alamadık. Üslup olarak sizin kendi üslubunuzun dışına çıkıyorsunuz, zaman zaman sertleşiyorsunuz. Yani milletin şey hakkını savunuyorum. Normal zaten yapın da, anladığım kadarıyla 2017 yılındaki muhalefet anlayışınızda da herhalde bir değişikliğe gidilecek gibi görünüyor. Evet. Biraz daha sertleşecek gibisiniz. Öyle duruyor. O sertleşme bizim mizacımız değil. Ben milletin hakkını ben de ona şaşırdım zaten Sayın Kimyacı. Öyle dedim ya, yapılması o, üslubünüz söz değil dedim zaten. Abi Ali Bey, benim kişisel bir meselem yok hiç kimseyle. Evet. Ben sadece Antakya'mın ve Hatay'ımın geleceğiyle ilgili, kendi görev alanıma giren hususlarla ilgili milletten yana tavır alıyorum. Ben milletimin askeriyim. Milletimizin arzusunu emir telakki ediyorum. Sadece şahsım değil, bütün AK Parti Büyükşehir Meclis üyeleri aynı manada bir duruş sergiliyor. Ve bir aile olarak biz teşkilatımızla, milletvekillerimizle, hükümetimizle, şehrimize, ilçemize, ilimize bir yandan büyük hükümet yatırımlarının gelmesini takip ediyoruz. Bir yandan yapılan yatırımların hızlı bir şekilde sonuçlanmasını, Büyük Karaçay Barajı gibi dev yatırımlarının bitmesini takip ediyoruz. O en doğal hakkımız, hükümetimiz sonuna kadar arkamızda ve destekçimiz bütün meclis üyelerimizle, Büyükşehir meclis üyelerimizle, HatSu Genel Kurul üyeleri, belediye başkanlarımız ve AK Parti teşkilatımızla hepimiz tek yürek olarak milletimizin bizden beklediği hizmetleri ilçelerimize ve ilimize, Hatay'ımıza getirmek görevimiz. Biz sadece hizmeti takip ediyoruz, yoksa kimseyle kişisel bir meselemiz yok. Anladım. Projelerin hızlı bir şekilde yapılmasını ve milletimizin bu noktadaki beklentilerinin karşılanmasını istiyoruz. Büyükşehir yapıyorsa kesesinden, başkan kesesinden yapmıyor. Milletin alın teri verdiği vergilerle yapıyor. Biz ilçe belediyelerinin büyükşehre aktardığı parayla yapıyor. Ben de ilçemle ilgili yapılanları, ondan sonra kendi iş yerimden getirdiğim paraları buraya harcamıyorum. Milletimin helalinden ve alın teri devletimize ödediği vergilerden bize ödenek geliyor. Milletimizden gelen kaynağı milletimize hizmet yolunda kullanıyoruz.